Öncelikle hocamız maçı değerlendirecek. Daha sonra sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar herkese. Unutmadan yeni yılımızı da kutluyorum herkesin. Maça gelince tabii burada güzel, keyifli bir akşam yaşayalım istiyorduk. Fakat tabii bizim açımızdan pek keyifli olmadı. Beşiktaş açısından belki oldu. Ama tabii kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı ve sahada istediğimiz gibi bir oyun, bir keyifli oyun çıkmadı. Burada tabii Nadir ilk kırmızı kartta hakeme herhalde küfür ettiğini yazdılar rapora. Fakat tamam, suç var. Suçun cezası olmalı ama bir de o suça giderken neden o kişi onu yapıyor? Onu da düşünmek lazım. Eğer orada Vida'nın tekmesine faulü vermiş olsaydı bugün biz bunları konuşmuyor olacaktık burada. Bazen yani birilerini tamam sahadan atmak kolay fakat hakemlerin nasıl işi sahada 11-11 maçı bitirmek diye düşünüyorum ve biliyorum, böyle biliyorum yani. Ve birçok maçta da kafalarını çevirdiklerini de çok gördüm, şahit oldum. Ama demek ki görmek istediklerini görüyorlar, istemediklerini görmüyorlar ya da duymuyorlar. Fazla da konuşmak istemiyorum. Tabii Nadir, bakacağız, eğer öyle bir şey yapmışsa onun da gereken cezasını tabii ki vereceğiz. Çünkü hiçbir oyuncumuzun sahada takımı eksik bırakmaya hakkı yok. Hele hele bu şekilde hakkı yok. Evet, Yasin pozisyon icabı kart gördü. Onunki sorun değil ama Nadir'inki önemli bir durum. Onu da değerlendireceğiz. Maça gelince zaten 9 kişi kaldıktan sonra sadece savunan bir takım. Yakalayabilirsek kontrayla belki mağlup duruma düştükten sonra gol bulmaya çalışan ama bunda da başarılı olamayan bir takım vardı. Fakat son ana kadar da sahada mücadele eden oyuncularım vardı. Ben o yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı. Beşiktaş'a da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi en iyi şekilde dinlenip hazırlanıp inşallah ikinci yarıya çok daha iyi mücadele eden ve iyi futbol oynayan bir Gençler Birliği izlettirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorularınız varsa. Sizden alın. Hocam iyi akşamlar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi siz de yaklaşık 25-30 yıldır Türk futbolunun içinde olan bir isimsiniz ve önemli bir isimsiniz. Galatasaray'da teknik direktörlük yaptınız, şampiyonluk yaşadınız. Teşekkürler. 30 yıldır, ben de bu meslekte 30 yıldır buradayım, 30 yıldır hakemler konuşuluyor ama hiç bu kadar, yani çok yoğun bu varın geldikten sonra konuşulduğu kadar konuşulmamıştı. Yani 2-3 evet. gün konuşulur, gelecek haftaya bakılırdı ama şimdi son zamanlarda özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaşanan olaylardan sonra bugün de mesela Beşiktaş taraftarı Gençler Birliği takımı kırmızı kart görürken hakemi protesto ettiler. Evet, evet. Türkiye'de sizin hakemlere bakış açınız nedir? Türk futbolu nereye gidiyor? Bu hakemlerle ilgili neler yapılması lazım? Sizin bir görüşünüz var mı? Teşekkür ediyorum. Çünkü her seferinde konuşacaksınız, belki ceza alacaksınız diye konuşmuyorsunuz ama eğer Türkiye Ligi'nin de marka değerini düşünüyorsak, hele ki 2020 Avrupa Şampiyonası'na giden bir milli takımımız var. Dolayısıyla siz teknik direktörler olarak neler yapılması lazım? Ya da futbol kamuoyu neler yapması lazım? Teşekkür ederim. Ya önce bir araya gelmeyi başarmamız lazım. Önce bir araya gelmemiz lazım. Ve birlikte bazı kararlar almamız gerekiyor. Belki radikal kararlar almamız gerekiyor. Şimdi hakem hatası bu oyunun içinde var. Her zaman da olacak. Yani bunu yok edemezsiniz. Var da getirseniz, ne getirirseniz getirin bunu yok edemezsiniz. Bu oyunun bir parçası hata. Oyuncu hata yapacak, gol yiyeceğiz. Rakip hata yapacak, gol atacağız. Hakem de hata yapacak. Biz de hata yapıyoruz. Yanlış oyuncu değişikliği yapıyoruz. Yanlış taktikle çıkıyoruz. Hata bu oyunun zaten değişmezse de olmazsa olmazı yani. Dolayısıyla biz önce şuna karar vermemiz lazım. VAR sistemi çıkarken ben yapılan röportajlarda da söyledim. Biz önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Yani biz önce birbirimize saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimizin hatasını değil, hatasıyla kabul etmeyi öğrenmemiz lazım. Hakem hatası olacak, evet. Konuşmayalım. Ben varım. Hiçbir şekilde konuşmayalım. Herkes kendine çeki düzen versin. Gerçekten herkes iyi niyetle bu işi düşünsün ve
güzel olması için çaba sarf etsin. Evet, yapılan her türlü hatayı kabul edelim. Edelim. Ben buna varım yani, ama bunun için bir karar almamız gerekiyor. Yoksa sürekli birbirimizi hep eleştiriyoruz, hep kötülüyoruz. Geldiğimiz noktada ortada bugün. Siz anlamadım. Bülent Kalafat, Bir Gün Gazetesi. Geçmiş olsun hocam. Siz geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı oyun üstünlüğünü kurarken maçın son 15 dakikasında Berat, Bayano ve Stanku sarı kart görüp bu haftaki maçın cezalı oldu. Bu hafta da işte 11. dakikada Nadir'in, sonra da Yasin'in atılmaları. Siz bunların hepsine değindiniz gerçi. Yasin'inki biraz pozisyon icabıydı ama siz takımınızda bir disiplin sorunu olduğunu düşünüyor musunuz bu son dönemdeki kartların artması dolayısıyla? Teşekkür Yok, ederim. Yok, düşünmüyorum. Herhangi bir disiplin sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani antrenmanlarımız, kamplarımız, her şeyimiz oldukça iyi geçiyor. Tabii maçta işte dediğim gibi bazı etkenler de buna sebep oluyor yani. O yüzden. Tabii hakemlerimizin hata yapmasına da biz sebep oluyoruz. O da var. Yani onu da sorgulamamız lazım. Sürekli baskı altında tutuyoruz. Sürekli kendimize yontmaya çalışıyoruz. Özellikle büyük takımlar bunu çok fazla yapıyorlar. Çok gündeme taşıyorlar. Hakemler de o baskı altında daha çok hata yapıyorlar. Yani konuşmayalım, hep beraber bir karar alalım. Gerçekten konuşmayalım hakemleri. Kapatalım. Alanya'da. İyi akşamlar.